Şimdi acayip şeyler yaşıyoruz üst üste. Yani memlekete nazar değdi diyeceğim falan ama kurşun döktürmeyle de geçmeyecek, önlem alınması lazım. Zaten biz sizinle işin hukuki tarafını felaket ilk günden beri bu stüdyoda değerlendirdik. Önümüzde de bir seçim var. Bütün bu olup bitenler nasıl yansıyacak sizce halkın tercihlerine? Şimdi önce bir iki hem bu yaşanan sel felaketiyle ilgili, felaket diyoruz ama sadece doğaya bunu bırakmak doğru değil. Hem de yaşanan depremler, devam eden depremler şu anda hala işte Bolu'da, başka yerlerde bazı depremler oldu. İstanbul için, çevresi için beklendiği söyleniyor ama işte itidale davet etmek ve gerekli önlemleri almak gerekir. Bir defa depremlerden kaynaklanan ölümlerle ilgili, yaralanmalarla alakalı asrın felaketi diyerek işin içinden çıkmak mümkün değil. Tutuklamalar oldu, doğru. Nurdağ Belediye Başkanı belediye başkanlığı sıfatı nedeniyle tutuklanmadı. Öyle olsaydı soruşturma izni alınması lazımdı. Orada Oğuz'u atlamamak lazım. Şu ana kadar kamudan zannediyorum kamu görevlisi olarak, bu belediye başkanı olabilir, belediyenin herhangi bir görevlisi, bu nedenle eğer devam eden soruşturma süreçleri varsa izinle ilgili 4483 sayılı kanuna göre, o bilgi bana gelmedi. Henüz korunaklılar, dokunulmuyorlar. İstifa zaten yok. Yani şöyle bir ağzı yüzü düzgün görevden alma veya istifa denilen, hani milletvekili aday adaylığı için veya adaylığı için istifa eden arkadaşları bir kenara koyuyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde her şey olabilirsin, rezil olamazsın sadece. Hiç kimse hiçbir şey kabul etmez. İyi olursa işte, benden kötü olursa şuradan buradan diyerek savuşturursun, geçer gidersin. Sorumsuzluk var. Anlatabildim mi? Ve hep savunma var. Çünkü hiç kimse kusuru kabul etmiyor. Olmasa uzaylılara atıyor. İç mihrak diyor, dış mihrak diyor. Birilerini buluyor. Dolayısıyla siyasetten ve kamudan henüz hesap sorulmuyor. Umarız sorulur. Bu bir. İki, şu yapı kayıt belgesiyle alakalı çıkan ve devam ettirilmesi düşünülen ama bu depremler nedeniyle ara verilen imar kanununa eklenen bir geçici 16. madde var. Siyasilerden bunun hesabı sorulacak. Kesin. Ben hala söylüyorum. Yayınınız vasıtasıyla da ilan ediyorum. 11 vilayet. Elazığ'ı saymazsak 10 vilayet diyelim. 10 vilayetin ilçelerinde, bütün o memleket ahalisinde 31-12-2017 tarihinden önce yapıldığı, kısmen veya tamamen kaçak olarak yapıldığı söylenip yapı kayıt belgesine kavuşturulan kaç bina çöküp içinde, bırakın yaralıyı, kaç insan ölmüştür? Onların hepsinden siyasiler sorumlu. O kanunu çıkaranlar. Sadece vicdanen değil. Oraya hüküm koymuşlar. Ne zaman istersen bu hukuka aykırılığı gidersen gider, çökersen de sen sorumlusun bundan. Böyle bir dünya yok. Buna hesabı verilecek. Yani o 50 bin kişi resmi kayıtlara göre yaklaşık öldü, bitti, yolumuza devam ediyoruz. Yani bu yöntem sadece siyasilerin yapabileceği bir yöntem. Hani olan oldu, önümüze bakalım. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. O hal ilan edilmesi mesele değil. Olağanüstü hal ilan edilmeli zaten. Eğer senin ülkeni yakıcı bir deprem felaketi bu şekilde 10-11 vilayetini yıkıp geçmişse, anayasanın 119. maddesini işleteceksin ama doğru kullanacaksın. Olağanüstü hal anayasal bir müessesedir. Niye? Olağanüstü halin ilanına yol açan sebepleri ortadan kaldırmak için bazı olağanüstü önlemleri almak zorundasın. Bunun hukuku vardır. Dünyanın her yerinde vardır bu. Önemli olan bunları maksadına uygun tatbik etmektir. Yoksa maksadı dışında tatbik edip de insan hak ve hürriyetlerine müdahale etmek değildir. Başka bir husus söyleyeyim. Bakın bu önümde, izin aldığım için söylüyorum. 14 Ağustos 2021 tarihinde Ataman Özdemir iş insanı, ODTÜ'de öğretim görevlisi. Çok kıymet verdiğim de bir abimdir. Selam ve saygılarımı söylüyorum. Hocam, bu yazıyı Kastamonu'nun Bozkurt sel baskını olduğunda yazdım. Şu an için, yani tarih bugünü gösterdiğinde 2023 yılında Mart ayındayız. Şanlıurfa ve Adıyaman için değişen hiçbir durum yok.
yetkili olanların etkisiz, etkili olabileceklerin yetkisiz olduğu güzel ülkemize yazık oluyor. Söylediği bu. Ve birkaç cümlesini okuyacağım yazısından, başlığı bilim, tarih, doğa ve yapılaşma. Kısa, net, hap gibi. Günümüzde bilimsel ve teknik imkanlar kullanılarak yapılan araştırmalarda dere yataklarına, deprem fay hatlarına, orman ve tarım alanlarında yapılaşma olmamasına ilişkin çok sayıda rapor yazılmıştır. Bilim insanlarımız çok güzel rapor yazar diyor. Mustafa Ilıcalı da yazar. Ben de alanımda yazarım. Ama bunların hayata geçip geçmediğine baktığımızda devam ediyor. Diyor ki günümüzde doğa bir kez daha deniz doldurularak, dere yatağı kapatılarak, orman ve tarım alanları yok edilerek yapılaşmanın hesabını soruyor diyor. Bak bu hesabı soruyor diyor. Hani diyorlar ya takdir Allah. Kardeşim sen tedbir al, bırak takdir Allah'a ya. O ayrı bir konu. Ona kimse karşı çıkmıyor. Ben de Müslümanım, kadere inanırım. Ama kaderi sen kendine gerekçe almak suretiyle bu rezilliği örtemezsin. Bir soru sorabilir miyim devam size? Devam edin, müsaade et. Müsaade et, sor, bitince sorarsın. Söylenen, yaşananlar çarpık, kar amaçlı, bilimsellikten nasibini almamış doğayı yok eden politikanın sonucudur. Devam ediyor. Ayrıca plansız ve programsız yapılaşmalarla ihtiyaçları karşılamak ve sorunları çözmek yerine yeni sorunlara yol açılıyor diyor. Ve şöyle bitiriyor. Dere yataklarına ve fay hatlarına bina yapıyor, sonra da sözde güçlendirmek için para harcıyoruz. Sözde güçlendirilmiş binalar da ilk depremlerde yıkılıyor. Özetle doğa, bilim ve tarih gittiğimiz rant amaçlı bilimsellikten uzak yolun doğru olmadığını defalarca söylüyor, daha ne yapsın? Ben şunu söylüyorum. Ya arkadaşlar, kıymetli izleyenler, dinleyenler, köprünün sel nedeniyle yıkılması kabul edilebilir mi ya? Bu rezillik nedir ya? Bunun hesabını kim verecek kardeşim? Sel nedeniyle köprü mü yıkılır ya? Arkadaş, sen 21. yüzyılın 2. 10 yılında yaşıyorsun ya. İşine gelmedi mi Japonya'ya fırça atıyorsun. Almanya'ya fırça atıyorsun. Oraya fırça atıyorsun. Şu 14 Ağustos 2021 yılında yazılmış yazıda Kastamonu Bozkurt rezaletini yaşadık biz. Yani sen derenin yatağına, alüvyal o topraklara, insanlara ev yaptırdın. Niye yaptırdın? Niye izin verdin? Burası yol geçen anı mı? Muz Cumhuriyeti mi? Arkadaş, bunların hepsindeki sebep şudur, biliyor musunuz? Rant, ranta teslimiyet. Sen siyasetin sermayesini belediyeler yaparsan olacağı bu. Bak bundan ders alır mıyız? Almayacağız. Akıllanacak mıyız? Asla. Ben size söyleyeyim. Bir çünkü sistemi burada. Sistemi laçka etmişiz biz. Kesmemek ve, için. Ve ben şunu söyleyip bitiriyorum. Kardeşim. Geliyorum. Ben kendi adıma bıktım. Bak, bıkmayan varsa konuşmaya devam etsin. Milleti yağla balla kandıralım. Çok güzel olacak. Evler yapacağız, edeceğiz. Ama sen bu ülkede bir milat kabul edip hukuku, sistemi işletmeden, hesap sormadan bu yolu yürüyemezsin. Yarın yeni hırsızlıkların önünü açarsın. Konunun uzmanı olduğu için yok, döneyim. Estağfurullah yani sayın. Bana bir Allah kuluşunu söyleyecek. Arkadaş bu sel nedeniyle bu ya köprü yıkılır mı ya? Dakika, bu neyin bu tamam ne, da yani, bu neyin şeyidir ya? Ersan Bey'in yani konuşma stiline alışık birisi olarak onun için kesmedim. Bitirsin. Bitirdi hocam. Buyurun. Şunu diyorum ya, öyle bir ne soracaktınız siz? Şunu soruyorum. Anlatmasından şu çıkıyor. Sanki bugün yani bu işlerin, o yıkılan binaların, önce bina sonra sele geleceğim. Binalar böyle son 20 yıldaki yapılan binalar gibi bir algı oluşturuyor. Bir kere şunu hemen devletin rakamlarıyla söyleyelim Sayın Şen. Bu yıkılan binaların %97'si 2000 yılından önce öyle yapılan binalar. O da ya doğru. Bir dakika bak. O da yanlış. Ya tamam da o zaman. O da yanlış. Algıyı tekrar oluşturan sensin hoca. O algıyı oluşturmuyorum ben, devlete bırakam. Gitsin de ya kardeşim, millete desinler ki Adıyaman'da ya, o 2000 yılından sonra efendim işte Hatay'da tek başına efendim işte o yerlerdeki binalara millete desinler ki dönün oturun, niye diyemiyor ya devlet? Ya değerli hadi kardeşim bırak ya, ne olur ben size hocam, diğer programı. Arkadaş diğer 2015 yılında yapılan binalar yıkıldı. Ya 2016 diğer yılında yapılan binalar yıkıldı. Vicdanınıza ya. Ya yapmayın arkadaşlar. Sürekli bak. Mustafa Hoca da ölenlere ya.
şey ya. Ya sevgili hocam, bir şey var mı ya? Bir Mustafa Hoca'ya da söz alayım. Ayrıca sen 20-30 yıldır 40 yıl önce şimdi Erdoğan Bey kaçak yapılmış da bugüne kadar niye uyudun? Ya Erdoğan Bey. Hocam, niye uyudun ya? Bir müsaade edin Mustafa Hoca'ya da. Buyurun. Ersan Şen'in çok önemli bir üslubu var yani onu çürütecek bir şey oldu mu dayanamaz ya. Girer ara. Tekrar üslupla, söylüyorum. Bununla biz, alakası yok ben hocam. Buradan sesleniyorum değerli bizi izleyenlere, siz moderatöre, ya diğer onları, onları bu binaların %97-98'i 2000 yılından önge yapıldığını bakanlık açıklamadı. Ya bir dakika ama konuşturmuyor şey yani. Ya, ama hocam yani, bir müsaade ederseniz Mustafa Hoca da konuşsun, size geleceğim. Burada %97'sinin 2000 yılı öncesi yapıldığını, burada kalan %3'ünün 2000'den sonra yapıldığını, bunu devlet bunu açıklıyor. Doğru değil. Ama şunu hemen söyleyeyim yani, yine bir inşaat mühendisi olarak bu %3 yıkılan binalarda da yapılan iki hatayı söyleyeyim yani çok fazla karıştırmadan, yer seçiminde, faya olan mesafede ve de zeminin taşıma gücü açısından, yani yeraltı suyu depremde yükseliyor, sıvılaşmaya müsait olması. Özetle demek ki o binalarında yıkılma nedeni olarak mühendislik hizmeti almadığını, TOKİ'nin mesela binalarında tek çizik olmadığı, bunun da en önemli nedeni mühendislik hizmetini mükemmel bir şekilde aldığı, bölgede giden herkesin incelediğinde görüp takdir edeceği bir husus. Şimdi hoca burada normal olarak yani böyle bir anlatış şekli var ki, işte bu hükümet tam da böyle ama, seçim öncesi. Ama hakkında teslim edelim. Hükümet demedi. Seçim yok, öncesi seçim de demedi. Zaten Ersan, hükümeti de işaret Ersan Şen'i, Ersan Şen yapan o. Orada onu söylemiyor ama o algıyı her izleyen bunu anlıyor. Yani bu işte bilime önem vermediler. Rastgele ruhsatlar verdiler, yaptılar. Bunu söylüyor, bunu açıklıyor. Ben de buna karşılık diyorum ki bir hukuk olarak, duayen bir hukukçu, Türkiye'nin her yerinden hocamıza davalar veriyorlar. Her şeyi bilen, her konuyu bilen bir kişi olarak kamuoyunda görülüyor, biliniyor ve Türkiye'de bu yöndeki en yüksek reytingi olan bir hukukçu. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Hani baştan sözü alırken soru dedim. Şimdi hukuk işletilmesi lazım. Bir insanın canı ne demek ya? Neyse, bunun hesabını kim yapmışsa verecek. Peki bu davalar 2000 yılından önce yapılan %98'i olduğuna göre onlar için hukuk nasıl işletilecek? Yani bir süre zaman aşımı var mı? O günkü bir dakika bir soru mu soruyor? Müsaade edersen ben cevabını vereyim. Tamam. Ya size soruyorum. Bu, bunun için zaman aşımı hocam, bekleyin hoca bitirsin. Bunun için 90 yani o şu an önemli. Bu o zaman da yapılan belediye yıkımla başkanları başlar. O zaman yapan kimse, onlar üzerinden herhalde hukuk işletilecek bir. İkincisi de sayın hocam, iyi bir proje yaparsanız fayın yanından geçen Marmaray var, Avrasya Tüneli var, 9 büyüklüğündeki depreme göre tasarlanmış, performans testleri yapılmış. Burada da bu selinden dolayı hukuk tam hocanın konusu. Buna bilirkişi gelir, inceler, neyse hatası, bunun muhakkak hesabı ödenmeli. Hakikaten bak söylediği şeyine katılıyorum. Bir selden yıkılmaz bir şey. Doğru düzgün proje yaparsanız hiçbir bina bu depremden yıkılmaz. Bu olası depremler beklenenin üstünde depremler değil. Yani her ne kadar iki deprem çok yakın olmuş olsa da işte ayakta kalan, başta TOKİ olmak üzere çok güzel yapılan binalar ayakta kalmış. Bir yolların bir çok büyük bir miktarı, yollar, viyadükler, köprüler, bunlar da ayakta kalmış. Dolayısıyla hocamın yani itirazım şu oldu, sorum şu oldu. Yani bunun bir istatistiğini devletin verisinden paylaştım. İzleyenler de bu yöndeki bilgi sahibi olmuş olsunlar.